Komite Günlüğü programımızda bir kez daha karşınızdayız. Ülkemizde birçok kişinin uzun zamandır beklediği, toplum arasında muhacirat affı olarak da bilinen Yabancılar ve Muhacirat Değişiklik Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nden geçtiğimiz çarşamba günü oy birliğiyle geçti ve Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na gönderildi. Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu tarafından hazırlanan komite günlüğünde Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk ve komite üyesi Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı ile Yabancılar ve Muhacirat Değişiklik Yasa Tasarısının komitedeki gelişim sürecini konuştuk ve iki farklı perspektiften konsensusla genel kurula sevk edilen Yabancılar ve Muhacirat Değişiklik Yasa Tasarısını dinledik. Öncelikle bu yasa tasarısının geçmesinde bize destek olan yine oy birliğiyle gerek komitede gerek bugün de mecliste verecekleri destek için muhalefete teşekkür ediyoruz. Çünkü onların desteği olmazsa tabii ki geçebilirdi ama onların desteği de çok önemli. Çünkü toplumun geneline yararlı olabilecek bir şey. Kayıt dışıyı kayıt altına almak aslında önemli. Ve bu yasa tasarısında şöyle bir şey de ekledik. Artık bu yasa tasarısının bir tarih koyarak 2021'de geçen yasa tasarısı artık orada yararlanan, orada da biliyorsunuz bir yasa tasarısı geçirdik, yasa geçirdik. Orada da bir takım aflar getiriliyordu ama birçok kişiye bu tasarı ulaşmadı bir takım nedenlerden dolayı. O yasadan yararlanan artık yeni yasadan da yararlanamayacak. Bu önemli bir şey çünkü bu yasalar artık herkes bunu suistimal edemeyecek. Bunu özellikle komitede söyledim, ben de söyledim. Gerek muhalefet, biz de bunu dile getirdik. Çünkü sürekli bu yasaların gündeme gelmeyeceği, bunun bir ayrıcalık olmayacağı, herkes yasalara uyması gerektiğini de aslında bir şekilde söylemiş oluyoruz. 2021'de geçen yasayla birlikte 2021'de geçen aftan yararlanan kişiler bu yeni aftan yararlanmayacak. Bu yasa tasarısı resmi gazetede yayınlandıktan 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Nedeni de daha önce yasadan yararlanmış kişiler bu yeni yasadan yararlanmayacak. Onları öncelikle bütün bilgisayarlara, bütün gerekli yerlere işlenecek ve bu yeni yasadan herkes yararlanamayacak. Daha önce yararlananlar yararlanmayacak aslına bakarsanız. Onun dışında bu yasa yeni olarak ne getiriyor? Yeni olarak biliyorsunuz genel olarak iş kurma izni, işçi olarak, öğrenci olarak ikamet izninden dolayı burada cezaya düşmüş kişiler bu yasadan yararlanabilir. Şöyle ki eğer bu kişiler muhaciretin gerekli web sayfasına başvurarak 90 gün içinde bir brüt asgari ücret ödeyerek bu yasadan yararlanabilecekler. Yurt dışında olup ihraç edilenler ise gerekli elçiliklere, temsilciliklere gidip başvuru ya da şahsen gidip bir başvuru yapmaları gerekir. Kendilerine olumlu cevap gelmesi neticesinde yine 90 gün içinde bir asgari ücret ödeyerek bu yasadan yararlanabilecekler. Öncelikle şunu aslında biz söyledik. Bunu artık bir suistimal edilmemesi gerekir. Her sene bu afların çıkması, insanların belki de gerekli kayıtlarını yapmaması veya bunu düzenli ödeyenler kişilere de bir haksızlık olmamasını biz dile getirdik. Onun için bunun artık bir ayrıcalık değil. Bunun evet bir af yapıyoruz ama bundan sonra da eğer siz yasalara uymadığınız takdirde böyle bir yasa uzun vadede çıkmayacağını da aslında söyledik. Çünkü 2021'de geçen yasadan yararlanan bu yasadan yararlanmayacak. Artık bundan sonra da bunu işte her sene nasıl olsa bir af çıkar, nasıl olsa bundan yararlanırım zihniyeti olmaması açısından biz bunu özellikle söyledik. Muhalefet de buna destek verdi. Bu aslında güzel bir gelişme. Yine bunun dışında biliyorsunuz aftan yararlanan, cezaya düşen birçok kişinin aileleri de
gerek eşleri gerek çocukları da mağdur oluyor. 10-25 yaşından küçük çocukları bu af kapsamında yararlanacaklar. Yine 18 yaşından büyük engelli çocukları da bu yasadan yararlanabilecek, eşleriyle birlikte yararlandığı takdirde eşleri ve çocukla herhangi bir harç ödemeden eşlerinin ödediği asgari brüt, asgari ücret ödendiği takdirde bunların aileleri de bundan yararlanabilecek. Yine biliyorsunuz devletimiz tarafından yasa dışı olarak burada bulunan, yasa kapsamında olmayan kişiler ihraç edildi. Onların bilet, uçak bilet parasını veya gemi, kara veya deniz fark etmez herhangi bir şekilde yurt dışına gönderilen kişiler bilet ücretlerinin de devlete yatırmak zorunda bu yasadan yararlanmak istiyorlarsa. Bu da şunu getirir çünkü devletin üzerine büyük bir külfet. Devlet bunları bulup tespit edip yurt dışına, ülkelerine ihraç ettiği takdirde, bunu Türkiye için söylemiyorum tabii, üçüncü dünya ülkelerinden, dünyanın öbür ucundan buraya gelen insanlar büyük bilet paraları, inanılmaz bir külfet özellikle devletimiz için. Bu bilet paralarını yatırdıkları takdirde ancak bu yasadan yararlanacaklar. Onun için bu da aslında yasada getirilen bir değişiklik. Bu açıdan da güzel olduğuna inanıyorum. Özellikle de komitede de seviyeli tartışmalar ve düzgün tartışmalar neticesinde oy birliğiyle geçti. Ben özellikle muhalefete de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü herkesin yararına olacak, birçok kayıt dışıyı kayıt altına alacak. Artık burada öğrenci adı altında gelip aslında öğrenci olmayan, çalışan bir kesimi de artık bunları da kayıt altına almak açısından da çok önemli olacak. İnşallah bundan sonra tabii ki gerekli denetimler yapılırsa bu yasada aslında amacına hizmet edebilecek. Şimdi bizden gelen talep doğrultusunda İçişleri de bu komite toplantılarına katıldı. Biz bir takım önerilerde bulunduk. Neydi bu öneriler? Bu öneriler artık bu yasanın bir ayrıcalık değil, her sene bunların gündeme gelmesi, bunların suistimal edilmesini doğru bulmadık. Sayın Bakanımızdan da bu yönde bize destek olmasını, bu yönde bir madde koymak istediğimizi söyledik. Sayın İçişleri Bakanımız da hukukçularla beraber bir çalışma yaptı ve bize bu yönde bir değişiklikle geldi. O açıdan da tabii ki duyarlı olduğu için Sayın İçişleri Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü bizden gelen hiçbir öneriyi geri çevirmedi ve uzun tartışmalar yapılmadı komitede. İki oturumda biz bunu sonuçlandırdık. İnşallah bundan sonra da daha sürekli bu yasalar da tekrarlanmaz. Çünkü artık ödeyen insanlara da haksızlık olmasın. Yasalara uyan, düzenli yatırımlarını yapan kişilere de aslında bir haksızlık olmasın. Çünkü insanlarda artık şöyle bir beklenti maalesef yaşanıyor. Nasıl olsa yeni bir yasa çıkacak. Biz bundan yararlanacağız zihniyetleri oluşmaya başladı. Bunun da önünü alınmasıyla ilgili Sayın Bakanımıza ilettik. Bu anlamda da 2021'de yararlanan kişiler bu yeni yasadan yararlanamayacak. Bu duyarlılığı da Sayın İçişleri Bakanı ve ekibi gösterdi. Gelen her öneriyi biz değerlendirdik, muhalefetten de gelen her öneriyi hiç geri çevirmedik, tartıştırdık ve onlardan gelen bütün önerileri de koymaya çalıştık yasa tasarısında. Aslında hepimiz bir noktada buluştuk. Neydi bu nokta? Bu yasanın artık rutin ayrıcalıklar yerine artık bir son defa olur umuduyla bir madde koyduk. Her sene bu yasaların tekrarlanmak yerine artık yasaya, hukuka insanların uyması gerektiğini, nasıl olsa yeni bir yasa çıkar, yeni bir af çıkar zihniyetinin bir kenara bırakılması gerektiğini söyledik. Bu konuda da yani gayet güzel, seviyeli bir tartışma yaşandı ve sonuçta ortada zaten çok uzun tartışmalara mahal vermeden iki oturumda bunu sonuçlandırdık oy birliğiyle. Güzel olduğunu inanıyorum. İnşallah bundan sonraki yasalarda da aynı performansı gösteririz diye düşünüyorum, gerek muhalefet gerek iktidar. Yalnızca 2021'de geçen sene çıkan aftan yararlanan kişiler bu aftan yararlanmayacak ve adli suçtan dolayı ihraç edilen herhangi bir kişi bu yasalardan yararlanmayacak. Bunu
sürekli bizi telefonen gerek mesaj atarak halkımız soruyor. Kesinlikle bunlar yararlanmayacak. Tek yararlanacak olanlar yasa dışı olarak burada izinleri bitmiştir veya işveren gerekli yatırımları yapmamıştır, cezaya düşmüştür. Bu kişiler tutuklanıp ihraç edilmiştir. Bu kişiler yararlanacak. Onun dışında burada herhangi bir adli suçtan dolayı ihraç edilenler veya adli suçu bulunanlar bu yasa kapsamında kesinlikle yararlanmayacak. Onu söylemek isterim. Çünkü bu konuda çok soru geliyor bize. Umarım bu son olur. Umarım sürekli bu yasalar tekrarlanmaz. Çünkü yasayı, hukuka uyan kişileri de aslında bir bakıma haksızlık olmaması gerekir. Çünkü sürekli yatırımlarını düzenli yapan, kayıtlarını düzenli yapan kişilerde hukuk dışı olan, bilerek veya bilmeyerek yerine getirmeyen kişileri sürekli böyle yasalar çıkararak da aslında bir şekilde ödüllendirmiş oluyoruz. Evet, gerçekten İstisnai durumlar var. İşveren yatırmamıştır veya bilerek ödemesin diye bazı maaşlarını bilerek ihbar edip yurt dışına göndermiştir çalışanı, onların dışında. Ama bu yasayı da artık her sene nasıl olsa gelir, boşuna niçin ödeyim zihniyetlerinde oluşmaması gerekir. Bu kadar çok sık aflarında gündeme gelmemesi gerekir diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi komiteler, meclis komiteleri bu ülkede yasa yapımının mutfağı ve bizler muhalefet olarak çok ciddi bir tarama süreci ve birçok noktada da belki de hem engelleme hem de hem insan haklarına hem Avrupa Birliği yasalarına hem de en önemlisi anayasaya uygunlukla alakalı ve topluma fayda sağlayabilecek bir düzeye getirerek belli yasaların formasyonunu çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu önemsiyoruz. O yüzden kimi zaman çok çetin tartışmalar vardır. Kimi zaman bizim söylediklerimiz makul bulunup oraya yerleştirilebiliyor. Ama biz orada hep bir denetleyici unsur, zorlayıcı unsur olarak yasa yapımında var olmaya devam edeceğiz. Muhaceret yasasındaki değişiklik toplum arasında muhaceret affı olarak aslında bilinen yasa değişikliği. Biz Cumhuriyeti Türk Partisi olarak temel yasanın sürekliliği anlamında bir ısrar sahibiyiz genel yasalarla ilgili. Çünkü af yasalarının istisnai durumlarda kullanılması zorunluluğu ve çok özel aslında ülkede var olan özel şartların gündeme gelmesinde özellikle burada zor duruma düşen, hem maddi anlamda zor duruma düşen hem de belli izinleri kapalı olduğu dönemde, örneğin pandemi dönemi gibi dönemlerde maddi ve ulaşım anlamında zorluklar yaşanması nedeniyle sıkıntı yaşadığı zamanlarda gündeme gelebileceği ısrarıyla aslında tartışmaya başlamıştık. Burada da ısrarımızı sürdürdük. Bu yasa tasarısı hükümetten bir ayı aşkın süre önce meclis gündemine ve komite gündemine taşındı. Bizler ivediliğine elbette geldiği şekliyle ivediliğine onay vermeyi uygun bulmadık, bunu söyleyeyim. Çünkü içerisinde belirli noktalarda bizi tereddüte düşüren, bir de en sonuncusu Ocak ayında aslında biten ve Ocak ayında biten bu muhaceret affı yasasının 2000 kişi tarafından yaralanılan bir durumla tamamlandığı ve çok kısa bir süre sonra gündeme gelmesinin kafamızda da çeşitli sorularla birlikte masaya oturmamızı sağladığını açık bir fikirle hem Meclis Genel Kurulu'nda hem de komitede belirttik. Bizim önemsediğimiz noktalar bu af, yani istisnai olarak çok sık olmaması gerektiğini düşündüğümüz bu af yasalarının hem kapsamlarının çok geniş bir şekilde ortaya konmaması ama diğer taraftan da elbette insani boyutunun, çünkü bunu çok önemseyerek aslında ele almaya çalıştık. Bir taraftan insani boyutunun, diğer taraftan da ülke güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde insani boyutunun ele alınması gerektiğini savunduk ve sağladığımızı da düşünüyorum. Dolayısıyla gelen yasada öncelikle baktığımız nokta, bir suç nedeniyle ihraç edilen, bu ülkeden gönderilen kişilerin bu af kapsamında var olup olmadığı noktasını tartışmak oldu. Bu anlamda var olan kafa karışıklıklarını yasanın dışına almayı
başarabildik. Dolayısıyla herhangi bir suçtan ötürü Bakanlar Kurulu ya da Muhacirat Dairesi tarafından yurt dışına gönderilmiş kişilerin bu af kapsamı içerisine alınmamasını sağlayabildik. Diğer taraftan elbette en temel noktada bu muhacirat affı ikamet izni noktasında ya da çalışma izni sebebiyle ikametini kaybeden veyahut turist vizesiyle bu ülkeye gelip de belli bir şekilde o turist vizesinin süresini aşan, çünkü orada da bir eleştiri getirdik. Kapılardan girişte özellikle yabancı uyruklu kimseler biliyorsunuz ki pasaportlarına mühür vurdurmaktan kaçınıyor. Ve bizler muhacirattan girişte gerekli ve yeterli bilgiyi vermekte de maalesef yeterli düzeneyi ortaya koyamıyoruz. Burada da insani bir durumun varlığı, yani bu bilgiye sahip olmayan turistin ülkede fazla kalması nedeniyle bir cezaya uğraması, ondan sonra bu ülkeye gelip belki de yatırım yapmasını da engelleyen bir pozisyon durumuna geldi. Ve bu birkaç noktada, yani çalışma izni sebebiyle çalışma izni biten, işvereni tarafından belki de zor duruma sokulan insanların bir şekilde bu ülkeden ihraç edilmesi pozisyonunun affedilmesini gündeme taşıdık. Diğer taraftan ikamet izni bir şekilde biten, turist vizesiyle gelen insanların bu ülkede bir şekilde uğradığı cezanın bir asgari ücreti 90 günlük süre içerisinde ödemesi noktasında ve bir de ekstra durum aslında tartışmalarımızda ortaya koyduk. İhraçlar devlet için masraflı bir süreç. Çalışma izniyle bu ülkeye gelenler bakımından bir teminat alınıyor ve bu teminat gönderilme noktasında, ülkeden gönderilme noktasında masraflara tabi tutulabiliyor. Ancak ikamet izni, öğrenci veyahut turist vizesiyle bu ülkeye gelenlerde böyle bir uygulama olmadığı için ülkede bir de masraf yapılarak bu insanlar yurt dışına gönderilmek zorunda kalıyor. Burada da bu yaptığımız masrafın, yani bu başvuru 90 günlük başvuru süreci içerisinde bir brüt asgari ücretin ceza olarak ödenmesine ek olarak yapılan masrafın karşılanması sorumluluğunu ve zorunluluğunu da aslında getirdik. Dolayısıyla bunu da önden ödemek şartıyla, yani uçak masrafıysa uçak masrafı, gemi masrafıysa gemi masrafının önceden maliyeye ödenmesi kaydıyla bu ülkede bu aftan yararlanmasını, çünkü bu ülke o kadar zengin bir ülke değil. Dolayısıyla kaçağa düşen, bu işte bir şekilde zamanını, yani yasanın dışına çıkan insanları affetmenin de ülke için bir maliyet getirmemesi gerektiği konusunda bir temel tartışma üzerinden gittik. O yüzden bunu da önemsedik. Elbette yasanın yürürlüğe giriş zamanı Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi ve Cumhurbaşkanı'nın imzalamasıyla olacak. Burada da İçişleri Bakanlığı özellikle bunun yürürlüğe girme tarihinin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp resmi gazetede yayınlandıktan 2 hafta sonra yürürlüğe girmesi konusunda bir talepte bulundu ki altyapı çalışmaları, çünkü yurt dışında olanlar da başvurusunu yapabilecek ve online ödeme sistemi, online başvuru sistemi üzerinden bunu yapmayı öngördük yasada, bu af yasasında. Bunun altyapısının sağlanabilmesi için bu süreyi de oraya koymayı denedik. Dolayısıyla bizler için en başta gelenden farklılaşan boyutları gündeme geldiği ve bunu muhalefet olarak ortaya koyduğumuz bu tavır iktidar milletvekilleri tarafından kabul gördüğü için oy birliğiyle insani boyutlarını da ele aldığımızda oy birliğiyle geçen bir yasa olarak gündeme geldi. Elbette başvuranların aileleri de bundan yararlanabilecek bir duruma getirildi insani olarak. Duruma baktığımızda biraz önce söylediğim şartlarla eğer bir masraf yapmışsa devlet, o masrafın önceden en azından izine başvuruyla beraber yetkilendirilmesi boyutu. Bir de şunu engelledik, şunu somutlaştırdık diyebilirim aslında. İki boyutu ayırmıştım en başında. Birisi insani boyutu ama ikincisi de güvenlik boyutu. Şunu somutlaştırdık, güvenlik sorunu olması tespitini gerekçeli bir rapor çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın Muhacirat Dairesi'nin değerlendirmesi zorunluluğunu koyduk
talebimiz kabul gördü bu noktada da. Bunu neden söylüyorum? Keyfi uygulamalardan kaçınmak adına söylüyorum. Çünkü iki dudak arasında yapılmaması gereken çok önemli değerlendirmelerdir bunlar. O yüzden polis örgütünün ortaya koyacağı gerekçeli ve bu gerekçelerin de muhacere tarafından otomatik olarak değil, değerlendirme usulüyle girişinin engellenebileceği ya da olur verilebileceği bir ortam yaratmayı tasarladık. Öngörülebilirlik açısından ve bu noktalar, bizim bu ortaya koyduğumuz noktalar da iktidar vekilleri ve İçişleri Bakanı'nın da hazır olduğu bir komite toplantısında kabul gördüğü için oy birliğiyle bunu genel kurula sevk ettik.